Arkadaşlar merhaba. Bugün size Sultan Papanlarımız için ballı kreker yapmayı göstereceğim. Bu pet shoplarda satılan ve ballı kreker diye satılan şeylerin çoğu işte gıda boyalarıyla, kimyasal şeylerle falan yapıldığı için onu kullanmanızı önermiyorum. Evde çok basit bir şekilde kendiniz de yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan bir tane yumurta, un, bal ve Sultanlarımızın yemi. Yumurtayı bir kaba kırıyoruz. Daha sonra burada ölçü de verebilirler ama ben göz kararıyla şey yapıyorum. Yumurtaya un ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Daha sonra bal da koyacağım. Burada amaç cıvıklığını ayarlayabilmek. Çok fazla cıvık olursa kurabiyeleri, ballı krekerleri yaparken tepsinin içerisine yayılıyorlar, dik durmuyorlar. O da sıkıntıya yol açıyor. Biraz da bal koyalım. Yapımı çok basit. Yani sultanlarınız o pet shoplardan alınma, içinde ne olduğu belli olmayan kimyasal katkılar bulunan krekerleri vermektense bunu vermeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çok basit bir şekilde kendiniz de yapabilirsiniz. Tüm sultanlar buna bayılıyorlar. Çok da seviyorlar. Bakın şu anda bayağı bir cıvık durumda. Bunun için biraz daha un ilave edeceğim. Ben bunu göz kararıyla yapıyorum. Şekilde gezdirerek bunun hepsini yedirebilirsiniz. Başka karıştırıcı da kullanabilirsiniz. Yani çok fazla da ölçülere takılıp da kafanızı karıştırmaya da gerek yok. Daha sonra biraz yemimizi ilave edelim. Ona göre bal takviyesi de yapacağım. Bak, burada mesele yaptığımız o kıvamın yemi nasıl tuttuğu. Şu anda akışkan, gördüğünüz gibi. Çok fazla akışkan olmasını istemiyorum. O zaman tepsinin içerisine çok yayılıyor. Biraz daha bal koyalım. Hatta biraz daha un kaldırır. Yani mısır unu da kullanabilirsiniz ama normal un, buğday unu daha tutuyor. Daha kalmıyor. Ne oldu, niye gülüyor? Burası olmadı mı? tutuyor. Hala var, cıvıklığı var. Biraz daha yem koyalım. Neticede amaç yemlerle beraber yemeleri. Bu arada yapım işlemine başlamadan önce hani zamandan da tasarruf etmek için fırını işte 120-130 dereceye ayarlayıp ısınmaya da bırakabilirsiniz. Bakın biraz daha yem kaldıracak. Ballı krekerler çabuk da bozulmuyorlar. O bildiğimiz normal kurabiye gibi ağzı kapalı bir kapta saklayabilirsiniz. Yani burada bayağı bir var. Bunu işte bir hafta 10 gün falan çok rahat sultanlarınıza ikram edebilirsiniz. Şu anki bakın gayet iyi. Hatta biraz daha yemi kaldırır bile. Az bir daha yem koyalım. Çekirdeği ayıklayabilirsiniz. Çekirdeksiz yapabilirsiniz. Sadece muhabbet yemi verebilirsiniz. Yani o tamamen siz nasıl isterseniz o şekilde gidişata göre. Ben çekirdeği bizimkiler seviyor diye
Şu anda eklemedim. Bakın. Şu anki kıvam gayet iyi oldu. Şeyi tutuyor. Yani yemi tutuyor. İçerisinde balımız var, yumurtamız var. Gayet de besleyici. Öyle kimyasal saçma sapan şeylerden değil. Şurada tepsimiz var. Tepsi bazen alüminyum folyoya falan konulur. Bunu yapmayın. Alüminyum folyo çok zararlıdır. Kendiniz de kullanmayın kesinlikle. Tepsiye çok az ayçiçek yağı sürdüm ve yediriyorum. Yağ çok fazla tutmanıza gerek yok. Çok az bir yağ sürmeniz yeterli. Daha sonra hazırladığımız karışımı elimizle, şeklini siz nasıl istiyorsanız, ben topak topak veriyorum. Bakın, şu şekilde şöyle yoğurup, çok da güzel yapamadık herhalde bu sefer. Böyle çok dağılmaması lazım. Ama idare eder. Çok seçici olacağını zannetmiyorum bizimkilerin. İşte o cıvıklığını ayarlayamazsanız bunlar yayılıyor. Yayıldı mı da hiç hoş olmuyor. Tepsinin tabanına tamamen yayıldığı için çok çabuk yanıyor. Şöyle topak topak. Şunu da şuraya getirelim. Şimdi fırınımıza bunu süreceğiz. Krakerlerimiz hazır. Fırında orta göze koyuyoruz. Bu şekilde. Sıcaklık işte 120 derece civarında. Ve pişmeye bırakıyoruz. Tam 11 dakika geçti. Sıcaklık gördüğünüz gibi işte 120 derecede, 130 derecede falan ve 11 dakika içerisinde ballı krakerlerimiz hazır duruma geldi. Şöyle kapatabiliriz. Krakerlerimizi de alabiliriz. Şimdi bunları soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra da bakın gördüğünüz gibi krakerlerimiz bu durumda. Soğuduktan sonra da sultanlarımıza vereceğiz. İnşallah afiyetle yerler.